Vatikan'da San Pietro Bazilikası'ndayız. Michelangelo'nun Pieta isimli meşhur eserinin önünde duruyoruz. Heykel içinde bulunduğu şapele oranına ve özellikle de içinde bulunduğu San Pietro Kilisesi'nin devasa büyüklükleriyle karşılaştırıldığında oldukça küçük gözüküyor. Aslında bu heykel kardinal için sipariş verilmiş ancak daha sonra eski San Pietro'ya yerleştirilmesine karar verilmiş. Burada eskiden yer alan San Pietro Kilisesi de şu an içinde bulunduğumuz kiliseye göre daha küçükmüş. Eminim o zamanlar heykelin etrafındaki mimari ögelerle etkileşimi şu ankinden daha farklıydı. Heykelin yüksekliği 174 santimetre, tabandaki genişliği ise 194 santimetre. Bulunduğu alanla kıyaslandığında küçük gözükmekle birlikte son derece içten duyguları olağanüstü başarıyla yansıtan bir heykel. Michelangelo, İsa ile dizlerinin üzerindeki oğlunun ölü bedenini kucaklayan Meryem'in ilişkisini inanılmaz başarılı yansıtmış. Meryem çok genç ve güzel gözüküyor. Dizleri oğlunun bedenini taşıyabilmek için açılmış. Ölü bedenin ağırlığını algılayabiliyoruz. Bedenler oldukça gerçekçi şekilde canlandırılmış. Heykelin bence en güzel anlarından biri Meryem'in oğlunun sağ kolunu kavraması. Oradaki cildin gerginleştiğini görüyoruz. Michelangelo tüm bu mermeri ete dönüştürmüş adeta. Vücudun ağırlığını, bu ağırlığın cansız bir bedene ait olduğunu anlayabiliyoruz. Meryem'in yaşamakta oldukları da çok aşikar. Kucakladığı beden hiçbir direnç göstermiyor. Oysa Meryem bu bedeni tutabilmek için ciddi bir çaba gösteriyor. İki bedenin eylemleri, daha doğrusu birinin eylemi diğerinin eylemsizliği arasındaki bu tezat, heykele bakan izleyiciyi bu fiziki deneyim hakkında düşündürüyor. İsa'nın bedeni çok gerçekçi. Genç bir adamın bedenini, göğüs kafesini, karın kaslarını görüyoruz. Duruşu çok idealize edilmiş. Beden dizlerin üzerinden güzel bir kıvrımla dönüyor. Meryem figüründe ilginç bir kontrast görüyoruz. Meryem son derece sevimli ve güzel. Ancak aynı zamanda bu bedeni kucağında kolayca taşıyabilecek kadar büyük ve kuvvetli. Mermerin ne kadar derin işlendiğine bakın. Kumaşın drapeleri, dönüşü, yüzeyin kompleksliği, İsa'nın bacakları, bedeni ve kolları gibi geniş ve düz yüzeyler çok canlı. Işık vurup gölgeler oluştuğunda heykel canlı gibi gözüküyor. Meryem başını öne eğmiş ve ona bakıyor. İsa'nın ise başı geriye düşmüş. İsa'nın boynu bize tamamen açık, savunmasız. Ayağı havada. Meryem'in sol eli açık. Hala oğlunun ölü olduğunu idrak etmeye çalışıyor gibi. Meryem, İsa'nın bedenini izleyiciye bu şekilde göstererek, bu insan ırkı için yapılan bir feda, sizin kurtuluşunuzun bedeli oğlumun feda edilmesi der gibi elde kumaşın kıvrımında ve yukarıyı işaret eden dizde bir ahenk var. İsa'nın dizleri ise bu elle köprü oluşturuyor gibi. Bu heykelin İsa'nın çektiği acıları ve çileyi göstermek için tasarlandığı çok açık ve elbette Meryem'in acısını